الحمد لله الذي جعل الزكاة من أركان الإسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام أما بعد محترم أهل الإسلام أهل الإيمان عزيز مؤمن مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ki hamd bo'lsin, yaratgan Rabbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Sizga bizga nasib bo'layotgan bu Ramazonning ikkinchi jumalari, ha azizlar, yaqinda 2 oy qoldi, 3 oy qoldi deb hisoblab o'tirgan edik. Mana ikkinchi jumalariga yetib qoldik. Bir haftada 4 ta juma ekanligini hisobga olsangiz, yarmiga kelib qolyapti. Alloh taborak va taolo undagi sahvlarimizni, xatolarimizni kechirsin. Sahv degani unutishdan qilgan narsalarni aytadi. Unutib qilingan narsani sahv deydi. Esinglarda bo'lsa, sajdaga sahv degan bir ibora bor edi. Shu odam unutib o'tirib qoladi. Masalan, qadada o'tirib qoladi, shunda qiyomni kechiktirgan bo'ladi. Qiyomni kechiktirgani uchun sajdaga sahv etadi. Muhtaram azizlar, ro'zada ham xuddi shundoq. Ramazon ro'zasi, undagi sahvlar, xatolar hammasini Alloh kechirsin. Lekin xuddi o'sha sajda bilan biz namozdagi xatoyimizni tuzatganimiz kabi Ramazondagi xatolarimizni fitr sadaqalari bilan tuzatamiz. Umuman sadaqa bilan tuzatamiz. Hamma xatoni ham shunaqa, ayniqsa Ramazonni xatolarini tuzatmoq uchun shariatda sadaqatul fitr deydigan bir uslub, bir ma'no kasb etgan. Inshaalloh bugun zakot, sadaqai fitr va u bilan bog'liq bo'lgan masalalardan eshitgaymiz. Alloh taborak va taolo barchamizni rohi rostga boshlasin. Saniyan Hazrat Peygamberimizga, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge durud salavat ve salamlarımız bo'lsin. Zakat maliyevi ibadettir. Allah Teala insanlarını iki dünya saadetine erişiş için nazil kılgen şeriatlerde maliyevi ibadet, zakat berişini farz kılgen. Cemiyetteki bay katlam kem ta'minlangan ve maddi yardımga muhtaç bo'lgan kişilerge yordam ko'rsatishlari onun dini mecburiyetleri sanaladi. Allah Ta'ala ahir zaman ümmetlerge hem sadakanın maksus korunuşunu farz kıldı ve onu zakat deb nomladi. Zakat ada etiş Allah Ta'ala'nın emridir. Zakat imkanı bor bo'lgan Müslüman adamge Allah Tebarek ve Ta'ala tomonidan amr kılıngan mukaddes burçtur. Zakat degani tozalash degani. Zakat degani tozalash degani. Ana shu supurgan sidirgan bormi shu kabi. Iya domla, bu moliyaviy narsa bo'lsa tozalashga qanaqa aloqasi bor? Ulug'lar aytadi. Masraf deydi, hozir uni o'tamiz, zakot beriladigan joy. O'zimiz topgan moldan, o'zimiz to'plagan mol-mulkdan o'zimizni ihtiyojimizdan, o'zimizni ihtiyojimizdan tashqarisidan o'sha 40 dan birini 7 ta joyga chiqarib yuborib, o'zimizni molimizni tozalashimizni otini zakot deydi. Iya domla, unda birovning haqqi yo'q-ku. Biz o'zimiz peshona teri qilib topganmiz-ku. Birov pomidor ekkan, birov qulpinay sotgan, birov gulos sotgan. Tirikchilik demaydi. Unda bir-biriga haqqi o'tmagan-ku, u qanaqa uni bizda haqqi bormi? Gap o'shandaki hakim aytadi. Mol halolmi deydi? Halol, qo'ychi halol. Shundoq yevaro olasanmi? Shundoq tirilish yevarasanmi buni? Halol narsani? Yo'q, qiziqmisiz? Buni birinchi bismillohni aytib so'yadi buni. So'ygandan keyin qoni badanidan chiqsa, go'shti halol bo'ladi. Barakalla. O'sha yo'q sirni, kambag'alni, haqqini berib yuborganingdan keyin moling halol bo'ladi. Shuni otini zakot deydi. Mo'min odam his qiladi.
Menim mülkümde kambag'alni hakkı bor deb mu'min his qiladi. Bizga aql o'rgatib o'tiribdi. Men dedi, dangasaga pul beramanmi? Yo, yo, siz bermaysiz, uni musulmonlar beradi uni. Unga siz hech xavotir olmang, undan g'am chekmang. Birodarlar, zakot yangilik emas. Hozir mana eshitasiz nima ekanligini uni. Zakot imkoni bor bo'lgan musulmon odamga shu imkonni bizda nisob deydi. Hozir nisob haqida ham gap bor. Alloh taolo tomonidan amr qilingan muqaddas burchdir. Musulmon odam zakotni ado etar ekan, iqtisodiy muomalaga emas, ilohiy ko'rsatmaga binoan shar'iy ibodat qilgan hisoblanadi. Ibodat u. O'shani ajratadi, niyat qiladi, u ibodat u, u maxsus qilinadi u. O'zidan o'zi chiqib qolmaydi, biroq so'raganda o'zi shuni mo'jallab yuradi. Abu bomdodni mo'jallab o'tiramiz u. Hozir 5 takamda o'qiyuz, 10 takamda o'qiyuz qilib. Jumoni mo'jallab o'tiramiz u. Zakotni ham mo'jallanadi. Alloh taboraka va taolo oyatida oyatni tarjimasini Nur surasi 56 oyat. Namozni to'kis ado etinglar, zakotni beringlar va rasuliga itoat qilinglar, shoyatki rahm qilinsangiz. Qur'onda shoyatki desa, albatta deb tarjima qilgan mufassir. Namozni ado etinglar, zakotni ado etinglar, shoyatki rahm etilsangiz. Shu ikkovini qilinglar, rahm etilasiz degani bo'ladi. Shunaqa tarjima qilinadi. Shunaqa tushuniladi. Qur'oni Karimni 27 o'rnida zakot kalimasi namoz bilan birga zikr qilingan. Hay 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 hay. 27 o'rinda zakot so'zi namoz bilan barobar zikr qilingan. E'tibor bering. 27 joyida. Bu esa ushbu ikki ibodat bilan bir marotabada, bir martabada ekaniga dalolat qiladi. Abu Hanifa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Iza azzayta az-zakata faqad qadayta ma alayka" debdilar. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Agar zakotni ado etgan bo'lsang, seni bo'yningdagi burchingni ado etibsan" debdilar. Demak, burchida ekanda odamning zimmasida ekan, gardanida ekan zakot. Bir narsalarni bo'yniga olishim kerak ekan, nimani bo'yningga olishing kerak ekan? Kim aytdi buni? Kinnachi aytdi. Kinnachingga salom ayt. Inson Allohga iymon keltirishni, uni bir bilishni, ota-onaga qarashni, namoz o'qishni, zakot berishni, roza tutishni bo'yniga oladi. Qolgan narsani bo'yniga olmaydi. Bo'ynimizda shu narsa bor. Endi bo'ynida bunaqa narsalar yo'qlar, boshqa narsani olaveradi bo'yniga. Musulmonning o'zi bo'ynida bor, zimmasida bor. Payg'ambarimiz aytibdilar: "Zimmang agar zakotni ado qilgan bo'lsang, zimmangdagi, bo'yningdagi narsani ado etibsan" debdilar. Demak, u fazilat emas zakot. Zakot fazilat emas, zimmamizda ekan u, bo'ynimizda ekan u. Imomi Abu Hamid G'azzoliy rahmatullohi alayhi aytadilar: "Alloh taboraka va taolo o'z bandasiga jon ne'mati va mol ne'matini bergan. Badan ibodatlari jon ne'matining shukridir. Badan ibodatlari jon ne'matini shukridir. Moliyaviy ibodatlar mol ne'matini shukridir." Ash Abu Hamid G'azzoliyni fikrlari. Bu namozlar, hop, ro'zalar, bu jon Alloh taboraka va taolo bergan joni uchun qilinadigan shukr ekan. Zakotchi Allohni bergan molini shukri ekan.
Birodarlar, odam ibodatga kirishish uchun birinchi tahayyulini, fikrini, qalbini to'g'ri sozlab olish kerak. Sozlanmagan odamniki chatoq chiqadi, o'xshamaydi. Uni niyatsiz deb atagan. Sozlanish o'sha niyat. Ya, bu meni zimmamdadir. Buni ado etishim bilan Alloh bergan molni shukrini qilgan bo'laman. Zakot oxiratda ulkan ajr savoblarga sababchidir. Alloh taboraka va taolo o'zining muqaddas kalomida shundoq marhamat etadi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ Bas sizlerden iman keltirgenler ve infak kılgenler ki katta ecirler vardır. Allah'ım ne yaratken mahlukatıge, yakşılık kılgen insaniyetge ecir var. Ecir var. Ecirinin nemi ikerliğini hiç kim bilmeydi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarida uning niyatiga yarasha 10 dan 700 gacha va undan ortiq degan joylari bor. Oyatda ham kelgan o'sha joy. 10 dan 700 gachamish. U qanaqa ko'rinishda bo'ladi, uni biz bilmaymiz. Alloh taborak va taolo o'shalarga ajr bor, mukofot bor degan. ما تصدق احد بالصدقه من طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا احدها الا اخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمره فتربو في كف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل كما يربي احدكم فلوه او فصيله هاي 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 Endi Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nutqlari kabi go'zal nutqni hech kim qila olmaydi. Hech kim Payg'ambarimizning nutqlarida mubolag'a yo'q, kamchilik yo'q. Gapiradilar, aniq gapiradilar. Gaplarini qarang. Qay bir kishi halol pokdan sadaqa etsa, Allah tabarik ve ta'ala pakten başkanı kabul ham kılmaydı. Kim eğer halaldan pakten sadaka etse, Allah ku halaldan pakten başkanı seni kabul kılmaydı. Allah o sadakanı on kolu bilen kabul kılıp oladı. Bir tek elbette on kolu degen sözler bunlar mecaz bunlar. Retorikede okşatış var. Balog'atda o'xshatish degan bir bob bor. Majoz deydi, majoz. Bu majoziy. Alloh taborak va taolo uni o'ng qo'li bilan qabul qilib oladi, agar u bir dona xurmo bo'lsa ham, Rahmonning kaftida o'sadi, hattoki tog'dan ham katta bo'lib ketadi. Xuddi sizlar toychoq yoki botaloqni katta qilganingiz kabi. Bir mana shu qo'zichoqlarmi, toychoqlarmi, botaloqlarmi katta qilgan odamlar biladi. Juda bir kichkina narsa bo'ladi u. To'lganda kichkina narsa bo'ladi. O'rindan tura olmay, yura olmay. Haliga kun sayin o'sib borib katta narsalar bo'lib ketadi endi. Allah tabarak ve ta'lani yolida qilingan sadaqa muhterem azizler. Xuddi siz biz sigirni, buqani, molni, tuyani katta qilganimizda katta qilar ekan Rabbim. Agar halol bo'lsa. Tabiyonda aytganki, haromdan sadaqa qilgan odam go'yo o'z bavliga qo'lini yuvgan bilan barobar degan. Haromdan sadaqa yo'q. Haromdan sadaqa yo'q.
Şunun için Allah'ın beytiga bu narsalar verilse birinci soruladı. Bu nimadan deyiladi. Olib kelayotgan adam bu ticaretten qarbo Allah'ın beytiga verdik biz şunu. Mo'min Müslümanını iradesine verdik, cemiyeti iradesine verdik, şunu faydalanışına verdik. Halal den deydi. Zakat mal mülkünün qo'rg'onidir. Zakat malını mülkünün qo'rg'onidir. Asrovchi omildir. Zakat verilgen mülk boylik kambag'allar haqqidan poklanadi ve ko'payishga sabab bo'ladi. Turli ofatlardan saqlanadi. Tobi'inlarni Sayyidi Hasan al-Basri rahmatullohi alayhi radhiyallohu anhu naql qilishlaricha hassinu amwalakum biz-zakati وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء دعاء mollaringizni zakot bilan himoya eting. Bemorlaringizni sadaqa bilan davolang. Balolar to'lqiniga xoksorlik ila duo va iltijolar bilan peshvoz chiqing. Muhtaram azizlar, zakoti berilgan mollar Alloh taborak va taoloning hisobiga o'tar ekan, sharhida aytganki, bir hadisni keltirgan, hadis qudusiy deb keltirgan. Bandam meni roziligim uchun kambag'alga molidan zakot bersa, men ul bandamni molini asramoqqa kafilman der ekan. Mandan kafilman. Banda, sen kambag'alga bersang meni yo'limda. Men molingni men saqlab berishga men kafilman. Hasan al-Basri rahmatullohi alayhi radhiyallohu anhu ni keltirishlarcha aytibdilarki, mollaringizni zakot bilan himoya qiling. Kasallaringizni sadaqa bilan davolang. Kasallaringizni sadaqa bilan davolang. Muhtaram azizlar. Zakot uku farz, sadaqa ku sunnat. Lekin kasal kelgan paytida, kasal bo'lgan vaqtida sadaqa ko'proq berilar ekan. Şu kasalni tuzalishiga, shu kasalni yo'q bo'lishiga shu ishlar sabab bo'lar ekan. E'tibor bering. Domla zakotini beruvdim, yonib ketdi yoki yo'q bo'lib ketdi. Bir. Hop, don nomidan sadaqalar qilavdim, baribir o'lib ketdi. Ikki. Javobni eshiting. Hech qachon yo'q bo'lmaydi, dedimi Robbim? Yo'q bo'lmaydi. U bizni ko'zimizda, bizni hisob kitobimizda yo'q bo'lib qolishi mumkin. U bizni hisob kitobimizda yo'q bo'lib qoladi. Lekin shuni aniq bilib qo'ying, siz yo'qotgan narsa bilan 10 barobar qaysi joydan qaytib keladi u? Qaysi bir shaklda qaytib keladi u? Xotirjam bo'lsin. Buni xobam, ko'bam hamma o'tkazib bo'lgan peshanasidan bu. Bunga misol keltirishni hojati yo'q bunga. Sadaqani ham shunaqa, sadaqotlar ham shunaqa. Agar bersangiz, kasali yengil bo'ladi, tuzalishi oson bo'ladi. Bersangiz ham o'lib ketsa, o'sha uchun ajr bo'ladi. Birodarlar, sadaqa degani do'st degani, do'st degani. U do'stlikni hali bir kasal bo'lib yotganingizda kelib yo'qlamasligi mumkin. Bir bayramlarda bir tabriklamasligi mumkin. Lekin o dost bizga qabrda kerak bo'ladi. Qabrda kerak bo'ladi. Oborar ekan-ku. Voy otam, voy onam xudo oborar ekan. Qorong'i ko'r, haybati zo'rga tiqar ekan. Birortasi bir voy otam, voy onam deb yig'layotgan yoniga tushib yotmas ekan-ku. Sadaqa tushar ekan, birga tushar ekan. Shuning uchun do'st deb nomlanar ekan. Do'stlik qiladi.
Zakat kişinin bakhillik sifatından halas kılıp Allah'a yakın bendelerden kıladı. Zakat adamını sahilikke örgütedi. Bir narsani berişke odat kılışke örgütedi. Nazır hakkında şunaqa gaplar köpeyip ketken ki Hazret al-Bukhari nazırga cüdeyen bir güzel fikir bildirgen ekenler. Aytibdiler ki nazır Allah'ın fermanı emas ku, lekin bendeni sahavatke örgütedigen amelden başka narsa emas deyip tarif bergen ekenler. O yüzden nazır degeni Allah'ın yolu da bir narsani buyurmagan narsasını sadaka kılışına atanı nazır deyip. Allah buyurmagan onu. Bendesi ozu şunu özüge niyet kılıp sadaka etedi. Şunu atanı kasıt kıladı. Şunu atanı nazır deydi. İmam Bukhari et yaptılar. Karşı mı yaptılar nazırge? Nazır dinimizdeki arkonge kırmaydı ku. Lekin kişini sahavatke örgatı uçu ameldir. Muhterem azizler. Zakat, sadaka, nazır, ihsan ne medip namlasengiz? İnsanını sahavatke örgatar iken. O'tgan kuni bir qiziq narsani ko'rsatdi Al Jazeera'da. Hozirgi Baytul Maqdisda At-Takiyatul Ibrohimiyya derkan uni ko'rganidiku, uni nimaligini bilmasdik. Takiyat Ibrohimiyya degani Ibrohim alayhissalotu vasallamning takiyalari degani. İbrahim aleyhisselamın tekiyeleri, tekiye degeni mihmahane degeni. Musafir kelediyo, at ulağını baylaydiyo, at ulağı yem yem heşekiye uğradı, oz yem aşnanye uğradı, tekinge yaşayıp tekinge çıkıp yete uğradı. Onu bir muayyen şahs onge birip duradı, şunu adakıp duradı. Braderler, şu nersi hazır gündeyim, devam yeterekken, her günü. Tekinge avukat tarqatar ekan, tekinge guruch berar ekan, tekinge oshnon berar ekan. Salohiddin Ayyubiy zamonlaridan 1247 yildan beri ishlar ekan. 1247 yildan beri. At-Takiyatu Ibrohimiyya. Ibrohim alayhissalotu vasallamning o'zlarini hikoyalarini eshiting. Nukul milleti İbrahim'den ben, milleti İbrahim'den ben dedi. İbrahim aleyhisselam özünü mektiler. Cevap ne işteyin? Allah'ın peygamberleri İbrahim aleyhisselam, Ebul Enbiya, bütün peygamberlerini otası bulediler bu kişi. Hazır Hevran'da yatadılar. Maqomlari o'sha joydadir, qabrlari o'sha joydadir. Alhamdulillah ko'rishlik nasib bo'ldi. Hazrati Ibrohim alayhissalotu vasallam o'ta sahiy, o'ta mehmondo'st odam ekanlar. Yozishlaricha, ma'lumot berishlaricha Hazrati Ibrohim alayhissalom birar marta mehmonsiz, e'tibor bering, birar marta mehmonsiz ovqatlanmagan ekanlar. Mehmon kelmagan paytdachi, mehmon kelmagan paytda och o'tirar ekanlar. Mehmon yo'q, ovqat ham yemas ekanlar. Hatto oylab shunaqa kunlar bo'lar ekan. Alloh taboraka va taoloning farmoni bilan ikkita farishtani yuborar ekan-ku. Borlaring, Xalilim Ibrohimga mehmonga o'xshab ko'rinlaring, ul ovqat yesin der ekan. Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam'ın avukat yemekleri için ferişteni mihman sureti de yubarılarak. Çünkü o avukat yemeydi. Mihman gebermese o avukat yemeydi. Şuna kadar. Ketini içtin. Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam'ın üyleri tört tamamına dervazası karagan, çar tamamına karagan dervaza. Qaysi darvozadan odam kirib kelsa o'sha zotni mehmonlari ekan. Bu mehmon deganda haligi yarim soatda 45 minutda osh suzib chiqarib yuborish emas u. Mehmondorchilik deb atab yuribdi buni. Arablarning bir odati bor. Mehmon kelganda 3 kungacha so'ramas ekan nima uchun kelganini. Qalay? 3 kungacha so'ramas ekan.
Bizde ki, bizde mehmanlı kelganı yakşı, kelgandın ketganı yakşı. İki madde kursan böyle deyiz. Bir madde keken edek, ikinci madde ketken edek. Yüreğini kanay bu adamını. Üyünü kays tamamıdan kırp kese. O şey tamamıdan keken adam bu adamın mehmanı. Günlerden bir günü. Xudan vaxtı boğanda eşikler tembelenerekken bir payet keçkurun eşiğini zülfü takılla yetkenimiş. İbrahim aleyhissalatu vesselam kimdi deseler eşiğini arkasından bir kariyanı da hoş geldi. Men cesurman, macusiman dedi. Bu adam Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam'ın Namrud degen bedbaht padişahı otka otkeni de olovga teşegeni de. Haligi Jaysur degan majusi u kishini manjanaqqa solib bergan ekan Hazreti İbrahim'ni qo'yib bergan ekan haligi apparatga. Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam men Jaysurman, men cesurman, majusiman. Yo'qol dediler, yo'qol, beting qursin seni. Meni uyimda senga mehmonga joy yo'q, ket dediler. Ket dediler. Uyam ketti. Allah'dan ferman geldi yo. Ey İbrahim, Halilim dedi Allah'ım. Bu cesurunu, bendemini, kariyeni bekar haydedin ey İbrahim. O seni aldığında şu yaşka kırıp endi bir mette rız sorab kelgen yedi. Şundan kızgandın. Ben onu şu yaşka kırtıp koyayım ben tekinge bunu. Şun dakika. Düşmanım bu seye. Bar ortadan bar. Çakır alıp gel uzur sonra. Mehmandarçılığını kıldır. Adetini kıl. Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam tinçliğileri büzüldü. Koşaga çıkıp kıdırıp gittiler cesurunu. O karıya düşme gören bir cöyge yetip boğanırken o şette tuttular onu. Şu yalındılar. Keçirin beni, keçirin beni, keçirin beni, keçirin. Men sizi mihman kılışım keregidi keçirin. Uzur kopal gapirdim. Uzur andaman dağıdıp. O Kayseriyem yürmesini zorga ap geldiler. Ap gelip üylerine aşınan bir yetseler. Halige kelimelerine etti. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve enneke Resulallah dedi. Hazreti İbrahim hayran bu kaldılar. Nege dinge kırdın? Nime uçun kabul kıldın? Seni nime mecbur etti deseler. Şunca yaş geçe tekin bakkan, şunca yaş geçe kırgızı bekarge bakkan, tekinge bakkan. Şunca yaşlarını, ömürlerini, rızklarını bergen. O'zini düşmaniga shuncha umrini, rizqini bergan. Ikkinchidan o'zini do'stini düşmaniga yarantirgan. Uchinchidan sizdek insonni insoniyatga payg'ambar qilgan Allohga iymon keltirdim dedi. Sizdeki insanı insaniyetke peygamber kıyken Rabbisi'ke iman keltirdim dedi. Bana İbrahim aleyhisselam kim biraderler? Hazır şimdi kün geçeyem İbrahim aleyhisselatu vesselam'ın namlardaki tekiyede huddu şu işke okşayan işte böylerken her günü tekinge avukatlar katırlarken her gün. Şunu ötken günü kurset yaptı. Cezire degen kanalda. Muhterem cemaat As-sakhiyyu As-sakhiyyu qaribun min Allahi ve qaribun min annasi qaribun min al-cenneti ba'idun min al-nari wal-bakhilu ba'idun min al-cenneti ve ba'idun min annasi qaribun min al-nari wal-cahilu sakhiyyun ahabbu ila Allahi min alimin abidin bakhilin Euzan billahi min zalim Akhrajahu al-imam al-Tirmidhi deb yozibdilar. Biz buni hadis deb bilmasdik, mana hadis ekan chiqib qoldi.
Majmuatul Latoif degan kitobda o'qigan edik buni. Ma'nosi saxovatlik kimsa Allohga yaqindir, xalqqa yaqindir, insoniyatga yaqindir. Jannatga yaqindir. Dozoqdan uzoqdir. Baxil kimsa jannatdan uzoqdir, insoniyatdan uzoqdir, dozoqqa yaqindir. Allohi tabarak va taologa olim, obid, baxil kimsadan johil, saxiy, yoqimlikroqdir. Olim, obid, o'zi olim ekan. Yana kamiga obid ekan. Kecha kunduz ibodat qiluvchini obid deydi. Lekin baxil ekan. Shu uchta sifati bor ekan. Olim ekan, obid ekan, baxil ekan. Shundan ko'ra shu uchta sifat egasidan ko'ra o'zi johil va saxiy odam Allohga yaqin ekan. Bir qiziq shu yerda bir munozara ketadi, bir munoqasha ketadi. Ye domla, bu odam olim bo'lsa, obid bo'lsa, ay endi baxil bo'lsa, baxil. Baxil endi bu birodarlar. Ulamoni obidlarni, zohidlarni birinchi belgisi saxiyligi hisoblanadi. O'zi ilm saxovat ahliga beradi. Hammaga bermaydi ilmni. O'sha agarda baxil bo'lib qolsa, undan ko'ra johil kimsa yaxshi ekan. Qo'li ochiq, saxiy, johil kimsa yaxshi ekan. Ana aytib o'tiribmiz-ku. 1200 yildan oshiq yildan beri ishlar ekan-ku mehmonxonalari. Hazrat Ibrohim alayhissalotu vasallam mehmonxonalar. Birodarlar, saxiylik hamma narsani bosib ketadi. Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning anoshi ravon odil zamonasida dunyoga keldim degan bitta gaplari bor. Payg'ambarimizning hadislari bor, anoshi ravon. Anoshi ravon bu kofir odam, bu podshoh bu. Lekin kofir payg'ambarimizning tillarida, hadislarda kelganlar. U odam o'ta saxiy odam ekan. Shuning uchun payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni gapirgan ekanlar. Hamma ulug'lar anoshi ravon odillik gapirgan. Hazrat Amir Alisher Navoiyda bor anoshi ravon odillik hikoyasi. Hazrati Fizuliyda bor anoshi ravon odil haqlardagi gaplar. Abdurahmonni Jomeyda bor anoshi ravon odil haqlardagi hikoya. Bitta hikoyalarni aytamiz. Anoshi ravon odil shunaqa saxiy odam ekanki, har yili mehrjon qilar ekan. Ha, mehrjon degani festival degani. Shu odamdan qolgan ekan, anoshi ravon odildan qolgan ekan. Har yili shu daraxtlar gullab, tabiat go'zal bo'lganda hamma qavmi qarindoshlarini yig'ib bir mehmon qilib, yaxshi pullar berib, sovg'a salomlar berib jo'natadigan odati bor ekan podshoni. Shu mehmondorchiliklarining birida anoshi ravonja endi haligi qavmi qarindoshlari bilan maishat qilib, bazmi jamshid qilib o'tirsa, qarindoshlardan bittasi anoshi ravon odilni yaqinlardan bittasi anoshi ravon odilni oltin qadahlarini sekin cho'chaga sotdi, qarang. O'zimizga o'xshar ekan u ham. Yeyapsan, ichyapsan. Qarindoshing. Buni bosh vazir sezib qoldi. O'rnidan turib, "Birodarlar," dedi, "podshohimizning oltin qadahlari yo'qoldi. Turinglar, hammanglarni tutib ko'raman," dedi. Shunda anoshi ravon odil vazirni ushlab o'tkazib qo'ydi, "O'tir," dedi. "Olgan bermaydi, ko'rgan aytmaydi," dedi. O'zi ko'rib turibdi. "Olgan bermaydi, ko'rgan aytmaydi," dedi. Shu bilan tarqab ketdi. Mehmondorchilik. Oradan bir yil o'tib,
Ko'rsalar ana o'sha ravon odil haligi qadahni o'g'illagan qarindoshlarining engillarida yangi chopon yo'q boshang. Sekin borib kelib salom alaykdan keyin choponini ushlab ana o'sha ravon odil bu o'shandanmi dedi. O'g'illaganingdanmi? Mart ekan. U ham mart ekan. Yangi etik ham qo'shib olgan ekan. Mana u ham o'shandan dedi. Shu bilan 1000 dinor berdi unga. To'g'ri gapirgani uchun. Birodar Ibrohim alayhissalom saxovat. Avval ulug'larni o'qigin, qanaqa saxiy bo'lganligini. U birovga farz bo'lgan, Alloh taboraka va taolo hukm etgan zakotni bergin desak, kambag'al beradi deb o'tiribdi. Kambag'alga, dangasaga beramanmi deb o'tiribdi. Ey uyal mo'min, molni harom qilasan, senga berilgan mol-mulkni harom qilasan, o'shalarning haqqini chiqarib yormasang. Muhtaram azizlar, zakot olishga haqdorlar kim? Kimlarga zakot bersa bo'ladi? Bu haqida Alloh taborak va taolo Qur'onida A'udhu billahi minash shaytonir rajim innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم البتة صدقلرن فقط فقيرلر مسكنلر عند صدقة işide işlovchilar dillari oshno qiluvchi kofirlar, pul to'lab ozod etiluvchi qullar, qarzdorlarga va Alloh yo'lida hamda yo'lovchiga, musofirga berish Alloh taolodan farz etildi. Alloh ilmlik va hikmatli zotdir. Tavba surasi 60-oyat. Birodarlar, xuddi namozni joy namozini ustida o'qiymiz. Demak, toza joyda o'qiymiz, pokiza joyda o'qiymiz. Duch kelgan joyda namoz o'qimaymiz-ku. Xuddi shuningdek, duch kelgan joyga zakot berilmaydi. Zakotni o'rnini masraf deydi. Masraf. Kim zakotni o'rniga bermasa, u qaytadan qiladi. Xuddi namozni vaqtida o'qimagan odam qaytadan o'qiganidek. Bilmasdan bomdatni o'qib qo'yib, soat 2 da. Hali kirgani yo'q-ku bomdatni. Bilmasdan peshinni o'qib qo'yib soat 10 da, 11 da. Hal peshin bo'lgani yo'q-ku. Xuddi shu odam boshqatdan o'qigani kabi zakotni boshqaga bergan qaytadan qiladi. Chunki o'rniga qilmagan u. O'rni qaysi? O'sha haqida gap. Birinchisini Alloh taboraka va taolo atadi, faqirlarga dedi zakot, kambag'allarga. Puli nisobga yetmagan shaxs. Bu yil nisob hozir aytamiz 27 million deb belgilanibdi. Hozir nisobga keladi. Ikkinchisi miskinlarga, uchinchisi zakot yig'ishda ishlovchilarni o'ziga, to'rtinchisi dillarini islomga oshno qiluvchilarga. Bu hukmni to'rtinchisi dillari o'zi islom demas ekan, dinimiz demas ekan, boshqa dinda ekan yoki umuman dini yo'q ekan. Shunga zakot bersa bo'ladimi degan savollar bo'lgan. Alloh taboraka va taolo javobini bergan. Agar dinga qalbini yaqin etsa shu zakoting bersang bo'ladi degan. Lekin bu hukm o'tmaydi degan. Chunki mu'min musulmonning ichida ko'p muhtoji. 5-inchisi mukotab pullar. Mukotab degani hojasi bilan o'rtasida kontrakt nima edi? Kelishuv bo'lgan qullar.
Mesela hocası aytadı ki 1000 dolar versen azatsan deydi. Şunu atın mukatab deydi. Haligi kulga 1000 dolar pul verip azat bugün dese zakat zakat eken. Altıncısı, eğer zimmesindeki karzdarlar. Vel garimi. Braderler, yemağdan, içmağdan, davağdan, yatmağdan, yani özünü ötkir ihtiyacıdan karz bop koyan adamın karzını üzülüşü zakatke ötedi. Mesela, Svet'ten karzlar o koptu, Gaz'dan karzlar o koptu, Su'dan karzlar o koptu. Kemunal Tolovlar'dan karzlar bop koptu. Şu karzdarligini, şunun karzdarligini ada etip yubarış zakatke ötedi. Yetincisi Allah yolunda yürgenler. Bunda esasen muhtaç bulup kalgan haciler düşünürlerdi. Bir kitapta harbiylerem degen, bir kitapta talebelerem degen. Sekizincisi yolda kalgenler. Yolda kalgan İbn-i Sevil deydi. Özünü devleti de bay adam ediku, imkaniyetlik adam ediku, bizni yurtimizga kelib, bizi devletimizga kelib, yo'qotib qo'ydi narsasini, o'g'irlab qo'ydimi, hech narsasiz qoldi. Shuni otini yo'l bolasi deydi. Shunga zakot berdilar ekan. Vaholanki o'zini yurtida boy u. Azizlar, quyida O'zbekiston musulmonlari idorasi patvo hay'atining milodiy 2021 yilga zakot nisobi, fitr, sadaqa va fidya miqdori bo'yicha qarorni e'lon qilamiz. Eng muhim qaror. Zakotni tillodan nisobi 25 gram bo'lib, tillo miqdorida yoki tillodan 25 gram bo'lib, 85 gram bo'lib, 85 gram bo'lib, bugungi kunda 1 gram tilloni o'rtancha narxi 320 ming ekanini e'tibori bilan zakot 27 million 200 ming so'm deb belgilandi. Ana 27 million 200 ming so'mi yoki shu miqdorda mulki bo'lgan odam, o'zining ehtiyojidan tashqari mulki bo'lgan odamni zakot vojib bo'ladi. Nisob deydi buni otini, nisob. Shunga ko'ra zaruriy ehtiyojdan tashqari 1 yil davomida 27 million 200 ming va undan ortiq mablag'ga ega bo'lgan musulmon kishi jami mablag'ining miqdori 40 dan birini hisoblab uni zakot niyatida kambag'al va faqirlarga beradi. O'sha yuqorida aytilgan odamlarga, yuqorida ko'rsatilgan zotlarga beradi. Fitr sadaqasi, hali boshida aytdik. Xuddi biz namozda sav xato qilsak, sajda bilan to'g'rilaganimiz kabi, ro'zada xato qilsak-chi, shuni otini sadaqayi fitr der edi. Sadaqayi fitrni miqdori. Bug'doydan yarim so 2 kilo, 1 so 4 kilo. Mayizdan 2 kilo, xurmodan 4 kilodir. Bug'doydan 2 kilo yoki 4 kilo. Mayizdan 2 kilo yoki 4 kilo. Bu nima degani bu? Birodarlar, odam sadaqayi fitrni moliyaviy ahvoliga qarab qilishi belgilanadi. Boy, badavlat odam xurmodan beradi fitrni, sadaqayi fitrni. Kambag'al odam bug'doydan olib beradi. O'shani barobarda beradi. Va bilib qo'ying, sadaqayi fitr sadaqaning eng kam miqdori hisoblanadi. Mana shuni otini sadaqa deydi. Shunga ko'ra fitr sadaqasining miqdori bug'doydan 2 kilosi 10 ming so'm, arpadan 4 kilosi 14 ming so'm, mayizdan 2 kilosi 80 ming so'm, xurmodan 4 kilosi 140 ming so'm deb belgilandi. Demak, bug'doydan beradigan odamlar 10 ming so'mdan berar ekan kishi boshiga. Arpadan beradigan odamlar 14 ming so'mdan berar ekan. Mayizdan beradigan odamlar 80 ming so'mdan berar ekan. Xurmodan qiladiganlar 140 ming so'mdan qilar ekan kishi boshiga.
Şu sadakayı bitir. Başta ettik. Huddi namazımızını secde-i sahuh bilen doğullaganımız kabi. Ramazandaki hatalarımızını sadakayı fitr bilen doğullanadı. Fidye miktarı, roza tutelmegeller, uzırı boyunca roza tutelmegeller, surunkelik keserliler. Braderler, roza kopakken bunu keser. Allah sağlasın hemimiz ya. Tutkis geledi bir çağıranı bu meydi, bir ağı kotermeydi. O adam kayserlenmesin. Allah tebarek ve teala'nın yengilliğini kabul kıp koyakasın, kayserlenmesin. Doktor diyen başını açtıp, damlanıyen başını açtıp, uzun kıtırttılar, roza tutamayın deyip kayserlenediler. Ey hacı bu, ey hacı bu, sizin namizden bana onlar pidiye bir yerdi. Yok kon miydi bu adam? Ye braderler, konuş gerek eğer. Rabbimizden berilgen yengilliğini kabul kılış gerek. Büyen bendeliktir. Ular çi ular. Fidye miqdarı bir miskinnin bir küllük azıq avqat kıymeti de bulup, bugünkü künde bir miskinnin bir küllük azıq avqatı ortaça 25 bin. Somga doğru keledi. Bu yılki fidye miqdarı bir gün üçün 25 bin. Bir ay üçün 750 bin somda belgilendi. Demek roza tutulmagan adam, ya ki rozasını uzırı sebeplik, tutulmagan adam, şu kaldırgan adam, tutulmagan künüge 25 bin somdan, umumen bitti ayge 750 bin somda belgilendi. Muhterem azler, ondan taşkarı, Allah'ın beyti de anca hareketlerimiz var. Ana mekteplerimiz diyem anca hareketlerimiz var. O şenge bizgeyem mene şu meblağlar gerek. İmkaniyetimiz var insanlar. Can braderler. İmkaniyeler bu ise az gene kaldı. Mektepteki taharat hanege bitip kaldı. Anca az gene meyde çöte işleri var. Kegin özümüz diyem mene ette anca işimiz toplanıp kagen. İmkaniyetimiz barlar şu yardım bireylik lekin o zakatke utmeydi. O fidye, zakat, pıtır, sadakab kemeyler. Allah yolu da bir nersane etegeller bulsa merhamet şu künde şu nerseler emelge aşıp kasın. Şayet Allah'ın ecrini, sebabını kubbeytirip birse. Allah'ın berçemizden bunu kabul eylegin. Günahlarımızı keçirgin. Hidayetine başlegin. Braderler, bergen kollar, bergen kollar. Birovga ilingen diller, davzakta kuymasak eller. Yani şu bergen kollar var o. Birovga ilingen diller var ki, kalpler var ki. Hikaye yetiledi. Niyetul mu'mini hayrun min amalihini şerhede kegen şu hikaye. Mu'minin niyeti ameliden afzaldır, yakşıdır degen hadisini şerhede bir hikayeni keltirgenler. Beni İsrail'de bir otinçi bogan eken. Ertelepten keç keçe şu otinini sudurab, şu ahvalda umur geçirerekken alemden ötüptü. Allah tebarek ve teala'nın peygamberi, peygamberimiz Musa aleyhisselam'a Rabbimizden ferman yetipti. Ey Musa, otuncu bendemini barıp özingiz cenazesini ada etip birin. Hazreti Musa aleyhisselatü vesselam gelip heliki bendemini tapıp cenazelerini ada etip özleri başkaş olup komuşup adamlardan soru yaptılar. Ey bu ne mi yaşlılık kigen idi? Rabbimden bu üçün has parman kigen. Şunu cenazesini okşun mu? Adamlar. Peygamber Musa. Bu özü bir otunçiydi ki. Kimge bırakı bir yaşlılık kigen bu? O zor otunu zor kızdırıp yürerdi o. Hiç biz bilmeyemiz bırakı yaşlılık kigen. Şunda Hazreti Musa. Allah'ım. Bendelerin neme yaşlılık kılgenini bilmedi ki. Bunu kaysa emeli senge yokkan idi. Allah'ımdan farman yetken eken.
Ey Musa dedi. Bu bandam ömrida birovga bir narsa bera olmagan. E'tibor bering. Birovga bir narsa bera olmagan chunki men uni kambag'al qilganman, men qilganman, kambag'al qilib. Narsa bersam taltayardi. Birodarlar, odamlar Robbim bilan urushmoqchimi? O'zicha mana ibodat qilyapman, boymayapman. Mana unaqa qilyapman, boymayapman. Sen ibodat qilganing yaxshi-ku, pelingni to'g'rilagin, pelingni. Pelingni to'g'rilasang, boy bo'lib qolasan, o'zingga kelib qolasan. Odamni peliga yarasha beradi Allohim. Ortig'ini bermaydi. Men uni kambag'al qilganman. Ey Allohim, nima uchun farmon etding buni, janozasini? Allohdan farmon yetdi. Ey Musa dedi. Bu o'tinchi bandam qum uyumlarini o'rtasidan o'tib borib aytar edi. Agar shu qum barhanlari bug'doy bo'lsa edi, shu bug'doylar meniki bo'lsa edi, mana shu bug'doyni xalqimga tarqatib yurardim deb yurar edi. Men shuni niyatini ijobat qilavdim dedi. Birodarlar, qo'limizdan kelmasa, imkoniyatimiz bo'lmasa, niyat qilaylik ekan. Shu ham ijobat ekan. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat etdilar. Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. Mu'minning niyati amalidan afzaldir. Imkoniyatimiz yo'qlar, nolimaylik. Undan orinmaylik, undan ma'yuslanmaylik. Niyatimizni go'zal qilaylik. Imkoniyatimiz borlar alhol ado etaylik. Allohi taborak va taolo barchamizdan qabul aylasin va mol dunyolarimizni barakotini, halolidan barakotini bersin. Iloho parvardigorim o'zini hifzi himoyasida saqlasin. Bu ibodatlarimizni dargohida husni maqbul aylasin. Bu mavzuga yana qaytajakmiz inshaalloh.